أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثلاثون من سورة الزمر bugün Nesefi tefsirinin Zümer suresinin 30. dersini ve 68. ayetinden itibaren okuyoruz. وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرَضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ سُمَّ نُفِخَ ف۪يهِ اُخْرَى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْزُرُونَ Bildiniz değil mi? وَنُفِخَ فِي السُّورِ Aslında وَيُنْفَخُ فِي السُّورِ Ama muhakkak olvuku olduğu için nüfihe madiyle tabir edilmiş. Kur'an'ın usluplarının içinde muhakkak olvuku kelvuku kabilesinden madiyle tabir edilme var. Ve nüfihe fissuri surdaki ilflam ahde haricidir. Meşhur olan ayetlerde, hadislerde zikri geçen, meşhur olan sure gider. Sure ufurulur fe saika. Aslında saika baygınlık geçirmektir. Ne geçirmektir? Baygınlık geçirmektir. Ama burada fe saika mate. Burada saika'dan murad nedir? Matedir. Ölmek demek. Sura ufurulur, fesaika olur, ölür. Kim ölür? Men fis semavati ve men fil ardi. Semavat arda kim varsa hepsi ölür. E tabi semavat arda olan canlılar ölür. Yoksa cani olmayan niye ölsün ki? Peki karine nedir? Ne biliyoruz ki? Men fis semavati ve men fil ardideki menden murad zihayat olandır. Nasıl biliriz? Fesaika karinesiyle biliriz. Çünkü saikadan murad nedir? Matedir. Mevt ziruh zihayata taalluk eder. Canlı olan ölür. Cansız olan ne etmez? Ölmez. Yer ve göklerde ne varsa hepsi ölürler. İlla men şaa Allahu Allah dilediği kişi hariç. O ölmez. Peki o Allah'ın dilediği kimdir? Ben şimdi kısa geçiyorum. Ey Cibrilu, ey Cibrile ve Mikaile ve İsrafile ve Melekel Mevti. O men şaa Allahu da bunlardır. Birinci sür üfürmeyle Cibril ölmez, Mikail ölmez, İsrafil ölmez. Melekul Mevt kun nedir? Hazreti Azrail'dir, ölmez. Aleyhisselam. Bunlar hariç. Ve kile hum hammeletul arşi. Bir kile demiş bu ölmeyenler kimlerdir? Hammeletul arş. Arşi taşıyanlardır. Allah'ın arşının görevlileridir. O ölmeyenler. Evir ridvanu vel huru ve malikun ve zebaniyyetu. Ve zebaniyyetu. Ölmeyenler ridvan, cennet görevlisi, bekçisi olan melektir. Vel hur hurul ayn dediğimiz hur, gözleri geniş, siyahlığı tam siyah, beyazlığı tam beyaz olan. Onlar ölmüyorlar. Ve malikun cehennem görevlisi, malik da ölmüyor. Ve zebaniyetu bir de azab melaiketleri ölmüyorlar. Bildiniz değil mi? Tamam.
Aslında Nesefi diyor ya, ey Cibril'e ve Mikail'e ve İsrafil'e ve Melekel Mevti aleyhisselam ve kile hum, bunlar hammeletu arşi. Aslında ve kile hum ve hammeletul arşi. Orada bir vav olsa da iyi olurdu. Çünkü bu kile, o da Cibril, Mikail, İsrafil, Melekul Mevt'un birinci surla ölmediğini kile de kabul ediyor. Sadık ile hammeletul arşi ne ediyor? İlave ediyor. Hele orada bir eski nüsha var. Bakın o köşede. Yok köşe, en köşe. Kağıdın altına. Orada va olsa çok iyi olur. Suretul Kaf önce mi geçti? Yok, sonra Seyda. Sonra mı? Kaf ondan sonra geliyor. Sümmeden sonra geliyor. Zuhruf Yasin'den önceydi. Saat. Yasin, Saffat, Saat, Sümer Kilesi. يَوْمَ الْقَمِ وَتَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللّٰهِ وُجُوهُمْ مُسْوَدَّةٌ. Bu geçti. Geçmedi. Suretul Mü'min gelir bundan sonra. Bu sureden sonra hangi sure geliyor? Zümer'den sonra Seyda. Zümer'den sonra. Gafir gel Seyda. Gafir. Burada Suretul Mü'min diyor.
Hafızın sonu ne geliyor? Fusilat gevşeden. Burada karıştırılmış. Terörlediğine kezdi bu anonla. Eleyse cehennem mesmeliyle kebirin. Bu ma kader Allah, kader Allah, kaderullah ka kaderi. Bunu dün okudu. Ben sizden. Kabdetuhum ma yüşrikun. İlla men şa'allah ey Cibril ve Mikail ve İsrafil ve melekel mevt. وَقِيلَ هُمْ حَمَلَتُ الْعَرْشِ. Burada da öyle demiş. Neyse, yani buna göre yani bu pek hoş olmuyor. Hele yarın bir daha bakın, bana kalırsa هُمْ وَحَمَلَتُ الْعَرْشِ. Bunlar ve harşın hamilleri. Arşı taşıyanlar, arş görevlileri. Bunu dediğine göre zaten hum bunlara gider. Ve hammeletul arş olsa güzel olur. O keşşaf var mıydı orada? Yani orada keşşafa bakın var mı? Değil, o değil. O da değil. O da değil. Nedir? Tabii tamam. Değil, o da değil. Ha, odur. Hele o şeyi de veriyordu, o kahverengi. Ha, onu. Burada da aynı öyle. Neyse, siz de bari o şekil okuyun. Bunu وَقِيلَهُمْ حَمَلَتُ الْعَرْشِ اَوِ الرِّدْوَانُ وَالْحُورُ وَمَالِكُ وَزَبَانِيَتُ. Ama bana kalırsa قِيلَهُمْ وَحَمَلَتُ الْعَرْشِ. Bir kıyla göre bunlar, bir de arşın hamilleri. Bu ölmeyenler bunlar. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Maalesef. Tamam, benim söylediğimi de bilin, o bütün nusalarda da bu şekil geçiyor. Sümmen nufike fihi uhra. Bu uhra lefsi hiye uhra fi mahalli raf'i. Uhra buradaki mahal demek yani lefsinin mukabili olan mahal. Yani takdiren merfudur. Niye? Lennel ma'na ve nufike fi suri nefgatun vahidetun. Öyle değil mi? Summe nufiha fihi nefhatun uhra. Bakın. Ve nufiha fi suri manası nedir?
bir nefhe sure ufurulur. Sümme nufike fihi nefhetun uhra. Bakın bu nefhetun nufikenin neydir? Naibul falidir. Uhra nefhetunun sıfetidir. Mevsuf olan nefhetun hasfe gitmiş, uhra onun yerine geçmiş ve nufikenin naibul faali olmuş. Onun için uhra mahalle merfudur çünkü naibul faal olur. Velev ki mecazen olsa da naibul faaldir. Peki, dikkat edin. Ve innemâ huzife. Bakın, takdiri nedir dedi? Lenel mana. Ve nufiha fissuri nefhetun vahidetun. Öyle değil mi? Sümme nufiha fihi nefhetun uhra. Bu nefhetun naibul faal, uhra nefhetun sıfatidir. Ve innemâ huzifet. Bu nefhetun asıl naibul faal, mevsuf olan nefhetun niye hasbe gitmiş? Lidelaleti uhra aleyha. Sıfet olan uhra mahzuf nefhetüne delalet ettiği için hasbe gitmiş. Birinci gerekçe o. İkinci hasfın gerekçesi ve likevniha nefhetun malumetun malumdur. Biliniyor. Nereden biliniyor? Bi zikriha fi gayri mekanin. Bir yerde değil, Kur'an'ın çok yerlerinde nefhetun ne yapılmış? Zikir edilmiş. Çok yerlerde zikir edildiği için bazen burayı gibi bazı yerlerde hasfe geçse de ne olur? Bilinir. Demek ki sure kaç sefer ufurulur? İki sefer ufurulur. Birinci sefer ufurulduğu zaman bir takım görevli melaiketler hariç geri kalan her canlı ne eder? Ölür. İkinci sefer ufurulur. Fe izâ hum kıyamun. İzâ-i müfacedir. Hum o ölen mahlukatlar, canlılar, kıyamun. Aniden bir bakılır ki hepsi ayaktadırlar. Yenzurûne. Ne demek yenzurûne? Yukallibûne ebsârehum fil cihâti. Nezerel mebhuti iza facehu khatbun. Mebhut demek mutahayyir demek, hayrete düşmüş kişi. Hayrete düşmüş kişi bir khatbla, büyük bir musibetle aniden karşılaştığı zaman nasıl korku panik içine girer, gözleriyle sağa sola bakıyor ise, anlıyorsunuz değil mi? Bakıyor ise ne olur? Kabirden insanlar, canlılar çıkınca herkes böyle panikli bir şekilde, hayret içerisinde, korkuyla beraber sağa sola ne ederler? Bakarlar. Demek yenzurune burada yentezirune manasındadır. Ne demek yentezirune? Yukallibune ebsârehum fil cihati nezerel mebhuti İza facehu khatbun. Oldu mu olmadı? Ev yahuta yenzurun mana yentezirun değil ya. Yenzuruna emrallahi fihim. Hepsi aniden ayağında dikiliyorlar. Kıyam kaimenin cemidir. Kendileri hakkında Allah'ın emri neyse, af mıdır, ceza mıdır, cennet midir, cehennemdir. Allahu Zülcelal'ın kendileri hakkında emirleri neyse onu bekliyorlar. Herkes sur ufurmayla birlikte herkes ne eder? Herkes ayakta dikilir, Allah'ın emrini bekler. Bu ayette ne anlıyoruz? Ve dellettil ayetu ala ennen nefhete isnani. Ayet delalet ediyor ki nefhet kaç tanedir? Nefhetler iki tanedir. El ula lil mevti birinci nefhet. Ölmek içindir. Canlıların ölmesi içindir. Ve saniyetu lil basi ikinci nefhet de bas içindir. Dirilmek içindir.
Ama vel cumhur ala enha selasun. Cumhura göre, cumhurun görüşüne göre nefh 3 tane dediler. 3 nefh var. El ula lil fezzai. Birinci nefhet üfürülünce herkes panikler, korkar. Bunun deliline böyle bir nefhetten olduğuna dair ki makale ve yevme yunfahu fissuri fefezzi'e. Ve yevme yunfahu fissuri fefezzi'e. Anlıyorsun değil mi? Fefezzi'e. Bak, sure üfürülür, fe üfürülür, üfürülmez. Fefezi'e. Faal geliyor, korkarlar. Demek nefkaten biri üfürmek içindir. Ve saniyetü lil mevti, ikinci nefkat ölmek içindir. Bütün canlıların ölmesi içindir. Ve salisetü lil iadeti, iade için insanların, canlıların dirilmesi, hayat bulmaları içindir. Oldu. Öbürünü anladın mı? Şimdi burada icmalen bilmeniz gereken bir bunu bilin. Sure üfürüldüğü vakit, ya üfüren kimdir? Nafık kimdir? Nafık, cumhura göre, ulamaların çokuna göre, nafık bir tanedir. O nedir? İsrafildir. Bazılar diyorlar, hayır, nafık nedir? İki tane. Nefhla görevli kaç kişidirler? İki. İki olduğuna dair bazı rivayetler var. Bazı ne var? Rivayetler var. İsrafil'den başka bir görevli var. O hep gözü nerededir? Gözü İsrafil'dedir. İsrafil, yani Yüce Allah onu yaratır yaratmaz gözü İsrafil'den bir an olsun diye ayrılmıyor. Ne zaman İsrafil ne ederse, emri derse sure ne eder? Ufurur. Oldu değil mi? Evet. Nafık bir midir, iki midir? Cumhurun görüşüne göre ikidir. Bazılara göre birdir. Bazılara göre nafık sure ufuran görevli bir kişi. Sür ne demek? Sür, ineklerin boynuzuna da denilir. Sür, böyle dağılmış ve uzaktaki insanların toplanması için, insanlara seslenmesi için kendisiyle, şimdi oparlo diyelim, oparlo şekli, oparloya benzer, bir alettir. Hazreti Cebrail onunla üfürürken o sesin korkusuyla herkes ölür. İkinci sefer bütün ölenlerin ervahları ona doldurulur. Allah'ın emri nasıl doldurulur? Emri edildi mi dolar. Üfürmeyle o ervahlar insanların ervahı kadar o sürde delikler var. Her bir delikten bir ruh çıkar. Her bir ruh aynı anda kendi cesedine girer ve herkes bir anda ne olur? Dirilir. Bildiniz değil mi? Peki ve nufiqe fissuri fessaike. Mana matedir. Burada murat ölür. Men fissamati vel ardi ölür. Niye saike dedi? Çünkü o sesin korkusuyla herkes baygın düşer ve ölür. Ölmek baygınlıktan sonra olduğu için fesaike demiş. Direktmen femate demedi. Femate dese de herkes baygın düşer ve ölür anlaşılmazdı. Anlaşıldı değil mi? Evet. Şimdi illa menşa'e dedik. Cibril, Mikail, İsrafil, Melekul Mevt diyen var. Hamletul Arş diyen var. Ridvan, Hur, Malik, Zebaniler diyenler var. Bazılar da illa men şa'Allah daha önce ölmüş olanlardır. Hazreti İsrafil'in birinci sürünün üfürmesiyle herkes ölür. Allah'ın dilediği hariç. O Allah'ın dilediği kimlerdir?
daha önce ölmüş olanlardır. Ölen bir kişi daha ölmez. Bazılar da bu ayeti bu şekilde ediyorlar, mana ediyorlar. Fe izahum, izah-ı takibiyedir. İzah nedir? Takibiyedir. Yani izah diyorum, fay takibiyedir. İzah-ı mufaciedir. Hum muhteda kıyamun haber. Hum da ceme, kıyamu da nedir? Cemedir. Yenzurune cümlesi, kıyamun içindeki humme ne olur? Hal olur. Veyahut da yenzurune cümlesi, kıyamuna ne olur? Sıfet olur. Bildiniz değil mi? Peki kıyamunun faydası ne? Feyzahum yenzurun deseydi niye kıyamun? Ha, kıyamun demeyle işaret etti ki bunların hayatları kamil bir nedir? Hayattır. Böyle baygınlıkla beraber, sersemlikle beraber bir hayat değil. Bu nasıl anlaşılıyor? Diyor aniden kaimdirler. Eğer kaimse demek tam manasıyla hayat buluyorlar ve ayağa kalkıyorlar, ayaktan dikiliyorlar, duruyorlar. Eğer böyle baygınlıkla karışık bir hayat olsaydı, kimisi uzanırdı, kimisi kıvranırdı, kimisi sırt üstü düşerdi, kimisi yüz üstü düşerdi. Ama kaim olduklarına göre demek ki kamil bir nedir? Kamil bir hayattır. Olum olmadı. Hatta bazılar diyorlar, feizahum kıyamun, buradaki kıyam harekete karşı olan kıyamdır. Hani adam dikilmiş, kıpırtamıyor yerinde. Yani herkes kıyamdır. Dirilip ve kıyamdır. Herkes korkuda kıpırtamıyor yerinden. Herkes ne ediyor? Olduğu yerde sakin kalıyor. Kıyamdan murat, yani herkes olduğu yerde donar, olduğu yerde donar ve kalır. Anlaşıldı değil mi? Bu şekilde de mana edebiliriz. وَنُّفِقَ فِي السُّورِ فَسَعِقَ مَا تَمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ اَيْ جِبْرِيلُ وَمِكَائِيلُ وَإِسْرَافِيلُ وَمَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَقِيلَ هُمْ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ. Hep benim aklım orada vav'dadır. Bence orada bir vav olmalıdır. اَوِ الْرِدْوَانُ وَالْحُرُ وَمَالِكُ وَزَّبَا نِيَتُ سُمَنْ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَى هِيَ فِي مَحَلِّ الرَّفْعِ لِأَنَّ الْمَعْنَ وَالنُّفِقَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ سُمَّ النُّفِقَ فِيهِ نَفْخَةٌ أُخْرَى وَإِنَّمَا حُزِفَتْ لِدَلَالَةِ أُخْرَى عَلَيْهَا وَلِكَوْنِهَا مَعْلُومَةً بِذِكْرِهَا فِي غَيْرِ مَكَانٍ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ يُقَلِّبُونَ أَبْصَارَهُمْ فِي الْجِهَاتِ نَزَلَ الْمَبْهُوتِ إِذَا فَاجَأَهُ خَطْبٌ أَوْ يَنْظُرُونَ أَمْرَ اللَّهِ فِيهِمْ وَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ النَّفْخَةَ إِثْنَانِ الْأُولَى لِلْمَوْتِ وَالثَّانِيَةُ لِلْبَعْثِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا ثَلَاثٌ الْأُولَى لِلْفَزَعِ كَمَا قَالَ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ. Yani üçüncü nefhin olup olmaması biraz garibdir. Çoklar bunu kabul etmiyor. Onun için onu teyidi için ayetten örnek getirdi. وَالثَّانِيَةُ لِلْمَوْتِ وَالثَّالِثَةُ lil iadeti. İade demek dirilmek demektir. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? 68. ayet bitti. 69. ayete geçelim. Ve eşrekatil ardu adaet. Eşrekat ekreme babıdır ama lazımidir burada. Yer aydınlanıyor. Neyle aydınlanıyor? Bir nuri Rabbiha, Rabların nuruyla ne ediyor? Aydınlanıyor. Bakın, Rabbinin haya idafe edilmesi, ne bu işaret var? Allah, Rabbin, ardın Rabbisidir. Allah'ın Rabbin ardı, Rabbin nuruyla ne olur? Aydınlanır. Anlaşıldı değil mi? Şimdi burada nur ne demek? Ey bi adlihi. Nur adı demek. Yani Allah-u Zülcelal'ın adli ile, kıstı ile güneye mahşer aydınlanıyor.
Tabi mahşerde bu yer gider, başka bir yer gelir. Ay güneş diye bir şey kalmıyor. Mahşer Allah'ın adaletiyle ne oluyor? Nurlanıyor. Bildiniz değil mi? Peki nurdan adıl almak nedir? Bir tarikil istiareti, istiare tarikiyle. Yani biz adli nura benzetmişiz. Nuri adla ne etmişiz? İstiare etmişiz. Zikr-ül müşebbehu bi terk-ül müşebbehe. İstiare nedir? Musarahadır. Karine nedir? Nurun Rabb'e idafe edilmesidir. Biliyoruz ki Allah'ın zahiri nuru yok. Allah'ın neyi var? Zahiri adli var, adaleti var. Oldu. Veya hutta eşrakatil ardu'dan eda'et değil, mana zeyyenet alırız. Yani ard Allah'ın, ard kendisinin Rabbinin nuruyla, adliyle ne oluyor? Zinetleniyor, süsleniyor. Çünkü mahşeri, dünyayı adaletten daha tezyin edici bir müzeyyin, bir zinet aleti yoktur. Ve eşrakat eda'et alabiliriz. Zeyyenet de alabiliriz. Anlaşıldı değil mi? Yani nurun adla istiare edilmesinin, nurun adla kullanılmasının te'kidi babında diyor ve yukarı lil melikil adili. Adil padişaya ne deniliyor? Eşrakatil afaku bi adlike. Etraflar senin adaletinle aydınlanmışlar. Ha. Bakın burada eşrakat mana adaettir. Öyle değil mi? Evet. Demek ki afaklar neyle nurla parla aydınlanmışlar? Senin adınla. Öyleyse buradaki nur demek ki adla işrak yapılıyor, idaet yapılıyor. Öyleyse buradaki nur adla tefsir edersek, buradaki nur adla istimal edersek sahihdir. Ve adaeti dünya bir kıstı ki. Kıst ne demek? O da adalet demek. Dünya senin kıstınla, dünya senin adaletinle ne etmiş? Aydınlanmış. Kema yukalu ezlemetil biladu bi cevri fulanin. Bakın, cevr zulüm demek. Biladlar, bilad beledin cemidir. Beledler, şehirler fulankesin zulmüyle, cevriyle karanlığa bürünmüş denildiği gibi fulankesin adliyle de dünya afakları nurlanmış denilebilir. Bakın bu da getirdiği cevr ile zulmet oluyor ise, öyleyse cevrün dıddı olan adl ile de kıst ile de aydınlatma. Ve eşrakatil ardu adaet bi nuri rabbiha ey bi adlihi bi tarikil istiareti. İstiare musarraha asliyedir. Yukalu lil melikil adli eşrakatil afaku. Afak ufukun cemidir, atraf demek. Eşrakatil afaku bi adlike ve adaeti dünya bi kıstike. Kema yukalu ezlemetil biladu bi cevri fulani. Ve kala sallallahu aleyhi ve sellem ez zulmu zulumati yevmil kıyameti. Ez-zulmu zulumatu yevmil kıyameti. Bakın zulüm kıyamet gününün neyidir? Karanlığıdır. Zulüm kıyamet gününün karanlığı ise demek ki zulmün tersi ku adalettir, kıstır. O da yevmul kıyametin neyidir? Nurudur. Yani bunların hepsini niye getiriyor? Hepsini getiriyor ki nurun adla itlaki, istimali, istiaresi yerindedir. Pek bir nuri Rabbiha, Rabbin neye idafe etmiş? Haya. Ha nereye gidiyor? Arda gidiyor. Ard müennesi semaidir. Arda raci olan ha müennes gelmiş. Ve idafetu ismihi. Allahu Zülcelal'ın isminin idafesi konu nedir? Rabb'dir. İlel ardi neye? Arda
Bu niçindir? لِأَنَّهُ يُزَيِّنُهَا. Çünkü Allahu Zülcelal ardı ne ediyor? Zinetlendiriyor, süslendiriyor. Allahu Zülcelal, ha öyle demeyelim. He doğru. Ve idafetu ismihi ta'ala kun rabdir ilel ardi hadir liennehu Allahu Zülcelal yüzeyyünüha ardi zinetlendirir haysu yenşuru fiha adluhu yahuta yenşiru fiha adlehu neşere yenşiru neşere yenşiru neşere yenşuru yenşuru fiha adlehu yahut yenşiru fiha adlehu. Allahu Zülcelal arda adlını neşreti için ve yansibu dikiyor fiha arda mevazina kıstihi adaletinin terazilerini adaletinin terazileri dünyada dikildiği için adlını dünyaya yaydığı için dünyayı ne ediyor? Dünyayı zinetlendiriyor. Ve adafe ismehu ilel ardi liennehu Allahu Zülcelal yüzeyyinuha ardi tezin eder. Neyle tezin eder? Haysu yenşuru fiha adlehu. Adlını yayar. Başka ve yansibu fiha mevazine kıstihi. Kısmına adalettir. Adlının mevazinlerini arda yerleştirmeyle ardi zinetlendiriyor. Ve yahkumu bil hakki beyne ehliha. O ardı, tabi o ardı dünya ardı değil, demin dedik dünya ardı gider, başka beyaz bir ard gelir. O ardı, o ardın içinde, o ardının ehli arasında hüküm eder. Aralarındaki hukukları ne eder? İcra eder. Ve la tera ezyene lil bika'i minel adli. Bika, buk'atın cem'idir. Buk'aler, yer parçaları, yer kıtaları demek. Diyor, buk'aların, kıtaların, yer parçalarını adilden daha tezyin edici yoktur. Ve la tera, sen ne etmesin? Göremesin. Ezyene lil bika'i minel adli. Yani adilden. Neden? Adilden bikaları daha tezyin edici bir unsur, bir sebep yoktur. Bukaları en iyi tezyin eden nedir? En iyi tezyin eden adildir. Ve la a'mere laha minhu. Lahadaki demir bikalara gider, minhu adla gider. Adilden daha bikaları şenlendiren a'mer hani harabenin tersi. Harabe eti ve ne eti şenlendirdi, canlandırdı demektir. Ve la a'mere laha minhu. Yani yer için adaletten daha tamir edici, daha şenlendirici yoktur. Bildiniz değil mi? Öyleyse buradaki nurdan adalet alıyor. وقال الإمام أبو منصور رحمه الله عقيدة إمامlarından ikincisidir. Ebu Mansur Maturidi'dir. 333'te vefat etmiş. Ne demiş? Demiş yecuzu en yahluka Allahu nuren. Olabilir buradaki nurdan adaleti almayalım. Kıyamet gününde caizdir ki Allahu Zülcelal ne etsin? Bir nuru yaratsın. Fe yunevvire bihi o nurla nurlandırsın, aydınlattırsın, ardel mevkifi mevkif ardini. Ha, Allah yer aydınlık oluyor Allah'ın ardın Rabbisinin nuruyla. Nur kendi zahiri üzerine. Allah olabilir o günde bir nuru yaratır ve o nuruyla mahşer ardı ne oluyor? Aydınlanıyor, olabilir. Caizdir, buna bir mana yoktur. Yani burada istiare caiz olduğu gibi, nurdan adil kıs alabildiğimiz gibi, nurdan hakiki mana alabiliriz.
olabilir ki, caizdir ki kıyamet gününde Yüce Allah bir nuru yaratsın ve o nurla ne etsin? Mahşeri aydınlatsın. Ve kâle İmam Ebu Mansur rahimahullah, yecüz en yehlukallahu nuren feyunevvire bihi erdel mevkifi. Ve idafetuhu idafetun nur ileyhi ta'ala. Hani demiş bir nuri rabbiha. Bu idafe li tahsistir. Yani teşrif içinde diyebiliriz, tahsis içinde diyebiliriz. Kebeytillahi, Kabe'ye, camiye Allah'ın neyi diyoruz? Allah'ın beyti diyoruz, öyle değil mi? Ne demek? Yani Allah'a mahsus bir beyt. Ne demek? Allah'a kulluk yapılan, ibadet yapılan, Allah'tan başka kimseye ibadet yapılmadığı bir evdir. Aynı zamanda beyti tahsis ediyor, burada da nuri tahsis ediyor. Ve aynı zamanda nur Rabbindir, beyt Allah'ındır. Bu idafeyle beyt ve nur ne yapılıyor? Teşriflendiriliyor ve tahsislendiriliyor. Ve nâkatallâhi. Hani قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا كَزِبَ سَمُودُ بِتَغْوَهَا اِذِنْ بَعَنْسَ اَشْقَهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَتَ اللّٰهِ. Allah'ın ineği. Öyle değil mi? Bütün mahlukatlar neyindir? Allah'ındır. Burada ineğin Allah'a idafe edilmesi, ineği teşriflendirmek için, şereflendirmek için ve o ineği diğer ineklerden tahsis etmek için, ayrıt etmek içindir. Burada da nur öyledir. Allah'ın nuru, ardın Rabbisinin nuru, yani diğer nurlardan aydınlattığı, ayırt etmek içindir. Bu nur diğer nurlardan farklı. Hususi bir nur ki Allah onu yaratmış. Veyahut da Allah'ın adaletidir, mahşeri aydınlatıyor. Nakat demesin. Nakat inek demektir. Şey, deve demek, inek değil. Deve, deve. Hazreti Salih'in devesi. Ve vudi'al kitabu. Kitap konuluyor. Kitabdan murad nedir? Ey sahaiful amal. Amellerin yazılmış olduğu sayfelerdir. Peki sahaif diyorsun. Kitap müfredir. Sahaif nedir? Cemidir. Diyor ve lakinnehu uktufiye bi ismil cinsi. Kitaptan murad sahaiftir. Ama kitap ismil cins olduğu için onunla iktifa edilmiştir. Ve vudi'al kitabu ey sahaiful a'mali. Anlıyorsun değil mi? Ve lakinnehu uktufiye bi ismil cinsi. Yani sahaif murad. Cem-i murad ama ismul cinsle iktifa edilmiş. İsmul cins az çoklara ne yapılır? Kullanılır. Evil levhul mahfuzu. Kitaptan murad nedir? Levhul mahfuz. Yani levhul mahfuz konuluyor. Levhul mahfuzda yazılı olan ameller ile defterlerinde yazılı olan ameller karşılaştırmak için levhul mahfuz konuluyor. Buna göre levhul mahfuz muraddır kitaptan. Kitap da müfreddir, levhul mahfuz da müfreddir. Artık cins mis demeye de ne yok, gerek yoktur. Anlaşıldı değil mi? Bitti. Birinciye göre kitaptaki elif lam cins içindir. İkinciye göre kitaptaki elif lam ahad içindir. Ve ci'e bin nebiyyine, o gün nebiler getiriliyor. Ci'e fiyeli bine meşhul bi'a gibidir. Bin nebiyyine car-ı meşhul ci'eye mefru bi'i gayri, şey naib-u faal olur. Peygamberler getiriliyorlar mahşere. Hayır olan niye getiriliyorlar? Liyes'elehum rabbuhum. Ta ki onların Rabbisi onlara sorsun. Neyi onlardan sorsun? An tebliğ-i risaleti. Risaletin tebliğinden sorsun. Ey Resullarım, siz kullarıma risaleti tebliğ ettiniz mi? Ve ma ecabehum kavmuhum. Sizin kavmunuz size ne cevap verdi? Yani siz tebliğ ettiniz mi? Kavmunuz size ne cevap verdi diye peygamberlerine sormak için mahşere onları da getiriyor. Onlar da getirilir. Ve ci'e bin nebiyyine liyes'elehum rabbuhum an tebliğir risaleti ve ma ecab. Yani amma ecabehum kavmuhum. Ve şuhedâ'u el hafazetu.
ve şuhedâ'u ve şuhedâ'i ve ci'e bi şuhedâ'i. Şuhedalar da getirilir. Şuheda kim? El hafezeti. İnsanları dünyada muhafaza eden melaiketler var ya, işte onlardır. Niye onlara şuheda denilir? Çünkü onlar daima görevli oldukları kişiye şahidirler, hazırdırlar, onu gözetliyorlar. Vakile humul ebraru. Buradaki şuhedadan murat humul ebraru fi kulli zamanin. Her zamandaki iyi insanlar, her zamanın kendisine göre iyi insanları vardır. Buradaki şuhedadan murat o ebrarlardır. Her zamanın ebrarlarıdır. Peki niye o ebrar? Ebrar berrın cemidir. Ber muhsin demek. Niye onlara şuheda deniliyor? Neye şahidirler? Neye şehadet ediyorlar? لِأَنَّ يَشَدُونَ عَلَى اَهْلِ ذَٰلِكَ الزَّمَانِ. Her zamanın ebrarları o zamanın ehline ne ediyorlar? Şehadet ediyorlar. وَشُهَدَاءِ yani her zamanın ebrarlarıdırlar. Ne şuhada denilir? Çünkü şehadet ediyorlar. Kime şehadet ediyorlar? Ala ehli zalike zaman. Her zamanın ebrarları o zamanın ehline şehadet ettikleri için onlara şuhada denilir. Ve şuhadadan murad her zamanın ebrarları, muhsin insanları. Ve kudiye beynehum. Hum nereye diyor? Ve kudiye beynehum. İnsan beynel ibade, ibadeler arasında kada yapılır. Ya beynehum ibade götürüyoruz. İbad geçmedi. Öyle değil mi? İbad geçmedi öyle değil mi? Makabilde ne geçti? Makabilde ve eşrakatil ardu bi nuri ve nufre fi suri fesâhı men fi semâti ve men fil ardi. İlla men şaa Allah sümme nufhe fi uhra fe izahum kıyamun. İbadelerin bahsi geçmedi. Ölüyorlar, diriliyorlar. Ha. O zaman beynehumdeki demir ibade gider makabilden anlaşıldığı için. Ve şuhada ve kudiye beynehum beynel ibadi bil hakki bil adli. Yani adl ile adalet ile insanların arasına, ibadelerin arasına hüküm kurulur. Yapılır. Mahkeme kurulur ve hüküm icra edilir. Ve hum la yuzlemun. Asla ibadlere zulüm yapılmaz. Bakın ve hum demedi la yuzlemuna. Ve hum bir cümle ismiyenin haberi fiil ise musnedu ileyhisi takdim edilirse hasri ifade ediyor. Evet. Tehkidi ifade ediyor. Ve hum la yuzlemun. Muhakkak onlara ne yapılmaz? İbadlere o gün zulüm edilmez. Miskale zerretin kimseye bir günah yüklenmez. Karşılıksız bir ceza verilmez. Ve miskale zerret kadar hiç kimsenin ecrinden, sevabından nuksanlık da edilmez. Bakın, hetemel ayete bi nefiz zulmi. Ayetin sonunda ne dedi? İbadlere zulüm yapılmaz. Ayeti zulmün nefiyle sonuçlandırdı ve bitirdi. Kema iftedaha bi isbatil adli. Bakın ayetin başı. Ve eşrakatil ardu bi nuri rabbiha. Nurden murad neydi? Adildi. Ayetin iptidası adilla başlandı. Ayetin sonu, ayet zulmün nefiyle ne yapıldı? Sonuçlandırdı. E bakın, adil adamu zulümdür. Adamu zulüm adildir. Öyle değil mi? Evet. Bakın tehkit. Ayetin evvelinde adil geçti. Ayetin sonunda nefyü zulüm. Adamu zulüm geldi. Dolayısıyla ayetin sonu, ayetin başını ne ediyor? Tehkit ediyor. Ve vudi'al kitabu es-sahâiful a'mâli ve lâkinnehu uktufye bi ismil cinsi evil levhul mahfuzu ve ci'e bin nebiyyine li yes'elehum rabbuhum an tebliğ risaleti ve ma ecabehum kavmuhum ve şuhedai el hafazeti ve kilehumul ebraru fi kulli zamanin yeşedun ala ehli zalike zaman ve kudye beynehum beynel ibadi bil haqqi bil adli ve hum la yuzlamune khatemel ayete bin nefi zulmi
kema iftetaha bi isbatil adli ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Yalu